pek çok takipçimin merakla beklediği Haziran ayı Amerika Birleşik Devletleri enflasyon tahmin videomda beraberiz. Bu video çok önemli çünkü yarın borsalar açılmadan önce Amerikan enflasyon verisi gelecek ve her şeyi kökten etkileyecek. Uzun zamandır söylüyorum, bir kez daha tekrarlayayım. Benim yatırım tezimin temelinde enflasyonun düşmeye devam etmesi var. Bu nedenle de enflasyon düşük gelmesi hem S&P 500'ün hem Nasdaq'ın yılın ikinci yarısında da yükselmesini mümkün kılacak. Öte yandan kötü bir enflasyon verisi gelirse bütün hesaplar alt üst olur, tekrar her şeye bir bakarız. Tabi tek ayda da büyük kararlar vermemek lazım. Bazen çünkü hafif sapmalar olabiliyor. Enflasyon biraz yukarıya doğru dönüşler de yapıyor. Ama yine de enflasyon düşük gelmesi bizim için kritik önemli. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan tahminlere başlayalım. Unutmayın anlatacaklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle yanılmam mümkün. Şu ana kadar son 3 aydır fena gitmiyoruz. Kalemler bazına yanılsak da dipte doğru manşet enflasyonu yakalıyoruz. Ama yanılmak her zaman mümkün. Sürprizler her zaman mümkün. Ben Amerika'da yaşamıyorum. Türkiye'den Amerika'nın verilerini yorumlamaya çalışıyorum. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Enflasyonla mücadelede zor yerlere gelinmiş durumda. Köpük hızlıca alındı. Bunda dünyada enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerine yardım oldu. Artı Fed'in faize bir hali yüksek. Fakat bundan sonraki mücadele biraz daha zor. Çünkü çekirdek enflasyona geldik. Nitekim adeta Fed'in sözcüsü gibi davranan Wall Street Journal gazetecisi Nick Timarios da diyor ki enflasyonla mücadelenin zor yerlerine geldik ama... Bu makalenin gerisinde olumlu işaretler var diyor. Ben de olumlu işaretlere inananlardanım. Öncelikle hedeflere bakalım. Çekirdek enflasyonda bir önceki ay yıllık %5.3 çıkmıştı. Şimdi %5'e inmesi bekleniyor. Bu ciddi bir düşüş. Bu bizi çok mutlu edecek. Çekirdek aydan aya da %0.4'ten %0.3'e düşüş bekleniyor. Manşete baktığımızda bir önceki ayın aylık enflasyonu %0.1'di. Burada yükselme bekleniyor. Ben bu kadar büyük bir yükselme beklemiyorum. Yıldan yıla manşette ise %4.0'dan %3.1'e düşüş bekleniyor. Ben burada biraz daha fazla düşüş bekliyorum. E nasıl oluyor da aydan aya yükselirken yıldan yıla düşüyor? Çünkü baz etkisi deliriyor bu ay. Ne demek baz etkisi? Daha evvel benim videolarımı izleyenler hatırlayacaklar. Enflasyonu şöyle hesaplıyoruz. Şu en son yıllık manşet enflasyon %4. Bundan Haziran 2022'nin aylık enflasyonu çıkaracağız %1.2. Geriye kalıyor %2.8. Bunun üzerine neyi ekleyeceğiz? Haziran 2023'ün şu anda henüz bilmediğimiz soru işareti olan enflasyonu ekleyeceğiz. İşte bugün bu soru işaretini tahmin etmeye çalışacağız. Çekirdekte ise bir önceki ay yıllık enflasyon %5.3'tü. Ondan %0.604'ü çıkaracağız. Bu durumda %4.696 ile başlıyoruz bu aya. Acaba bu ay çekirdekte üzerine ne ekleyeceğiz? İşte bütün soru burada. Şimdi bu analizi yapmak için öncelikle enflasyonu artırabilecek riskler neler, enflasyonun düşmesine yardımcı olacak faktörler neler bir onlara göz atmakta fayda var. Öncelikle Amerika'da istihdam kuvvetli. Bu enflasyon açısından olumsuz etki yapabilir ve son gelen Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporunda Amerika'da saatlik kazanımlarda da bir artış var. Yani bir önceki çeyrekle aynı fakat beklentinin üzerinde. Bir önceki çeyrekte aynı kalması enflasyon üzerinde çok etkisi olmayacak anlamına gelir. Ama yine de sevimsiz bir faktör. Yani iş gücü piyasası kuvvetli. Zaten Fed'i de korkutan bu. Buradan bir gol yiyebilir miyiz? Bunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Öte yandan baktığımızda ADP'nin sağladığı raporda aslında maaşlardaki yükseliş eğiliminin durduğu aşağı doğru gittiği gözüküyor. İş değiştirenlerde maaşlar biraz daha artıyor ama aynı işte kalanlarda maaş artışları yüzde altılar civarında ve geriye doğru kırılıyor. En son elimizdeki Mayıs verisine göre. Bu da işin sevinirci yönü. Yani evet İslam kuvvetli. Saatlik ücret artışlarında beklentinin biraz üzerinde geldi ama aslında yıldan yıla da sabit gibi gözüküyoruz. Ve toplamda da eğilim biraz daha aşağı doğru kırılıyor gibi gözüküyor. Yani buradan herhalde bir nötr sonuç çıkartabiliriz. Bizi korkutabilecek bir konu tabii istihdamdaki güç. Özel sektör istihdam raporuna göre özellikle hizmetler tarafında yani otel, ağırlama burada çok ciddi bir istihdam artışı var. Bu buradaki talebin çok canlı olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde inşaatta da öyle bunların enflasyon üzerinde etkileri olumsuz olabilir. Turizm tarafında dışarıda yeme içme gibi kalemlerde, otel konaklamalarında enflasyonun düşmeyeceğini bu ay tahmin etmek olası. Tabii enflasyonun düşmesine çok yardımcı olacak faktörler de var. Bunlardan en önemlisi Çin'de olan bitenler. Çin'de üretici fiyatları endeksi eksi %5.4 geldi. Beklenenin çok ötesinde düşük geldi. Yani artık Çin'de üreticiler deflasyonist bir ortama girmiş durumdalar. Bırakın fiyatı artırmayı, fiyatı sabit bile tutamayıp geriye doğru çekiyorlar. Bu Amerika'ya kısmen olumlu yansır. Neden? Çünkü Amerika Çin'den çok ithalat yapıyor. Ve Çin'deki bu düşüş aynı zamanda enerji fiyatlarını ve pe pek çok emtia fiyatını da baskılıyor. Biraz sonra geleceğiz. Bu bizim için olumlu. Aynı şekilde Çin'de tüketici fiyatlarında da enflasyon sıfırlanmış durumda son gelen rapora göre. Şu sarı çizgi Amerikan CPI'yı, şu turuncu çizgi ise Çin CPI'yı bunlar birbirine takip ederler diyor. Yani Çin'deki enflasyonun sıfırlanması tüketicilerde, üretici tarafında da eksi alana geçmesi Amerika'ya yarayabilir. Tabi bu etkiler biraz gecikmeli geliyor ama yine de bu aya bir miktarda olsa etkisi olmuştur. Son ithalatlarında Amerika Çin'den muhtemelen daha olumlu fiyatlar kullandı. Bunun ötesinde ama en önemli konulardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde araç satışları nasıl gidiyor? Çünkü geçen raporda bizi şaşırtan konuydu. İkinci el araçlarda enflasyon full gaz devam ediyor. Sıfır araçlarda enflasyon bir miktar düşme var. Öyle çıkmıştı ama ikinci el araçlardaki enflasyon çarpanı da büyük olduğu için yani endekse etkisi de büyük olduğu için bizim hesaplamamızı bayağı bir bozmuştu. Son gelen veriler çok olumlu ama Manheim Used Vehicle Value Index 2023 Haziran yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci el araçların değerleme endeksinde ciddi bir düşüş görüyoruz burada. Bu uzun zamandır ilk defa karşılaştığımız bir durum. İnşallah böyle devam eder. Ayrıca analistlerin düşüncesine göre bayilerde biriken araç çok fazla satışlar yavaş. Neden Amerika'da kredi faizleri yüksek ve tabii ki ekonomi bir miktarda yavaşlıyor. Bütün bunlar çerçevesinde bir ara 35 günlere kadar düşen araç envanteri şu anda 55 güne yükselmiş deniyor. Yani araç envanteri yükselmesi demek araçlar satılamıyor demek. Bu durumda muhtemelen fiyat da buradan baskılanacaktır. Yine elektrikli araçlar konusunda takip ettiğim önemli bir Twitter hesabı Sawyer Merit de diyor ki Tesla haricinde diğer elektrikli araçlarda çok ciddi envanter birikmeleri var. Şu anda 92 güne gelmiş durumda diyor. Bu geçen yıla göre %350'lik artış. Bu da fiyatlara yine indirim olarak yansıyor olabilir. Zaten Tesla'da direkt yansıyor. Tesla indiriyor. Diğerleri bazıları indiriyor, bazıları indirmiyor, direniyor. Ama en de sonunda gideceğimiz yer belli. Yani bu aya bir miktar ikinci el araçlarda da sıfır araçlarda da fiyat düşüşleri beklemek gayet makul. Ama gelecek ay bu daha da sertleşecek gibi gözüküyor. Peki kiralarda ne oluyor? Kiralardaki gelişme aslında son derece enteresan. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage faizi öyle bir arttı ki mortgage'da ev alıp kiraya vermek anlamsız hale geldi. Yani kiralardaki artış mortgage faizlerindeki artışın çok çok altında. Şimdi bunun anlamı ne olabilir? Birincisi muhtemelen insanlar yavaş yavaş evlerini satmaya başlayacaklar. Çünkü ev aldı mortgage kredisiyle kiraya verdin ama kiranın getirisi mortgage'ın altında. Bu anlamsız bir şey olacaktır. Bu yavaş yavaş ev satış fiyatlarını baskılayabilir diye düşünüyorum. Öte yandan kiraların mongışta kadar artmadığını da bu tablodan görüyoruz. Kiralardaki yükseliş veya düşüşler çok çok önemli. Çünkü manşet enflasyonun kabaca %20'si kiralardan geliyor. Burada yine Wall Street Journal'da yayınlanan bir rapor piyasaya çok sayıda yeni kiralık daire sürüldüğünü ve bundan dolayı da kira artışlarının durduğunu söylüyor. Yani şunu unutmayın. Kiralardaki düşüş maalesef enflasyon raporuna çok geç yansıyor. Bunu daha evvel defalarca söyledim. Çünkü bu bir anket ve ankette eğer senin sözleşme eski bir sözleşmesi zaten kira çok yükselmiş durumda. Çünkü daha evvel enflasyon çok yüksekti. Ancak bu ay yapılan anketlerde yeni kira sözleşmesi imzalayanlardan yola çıkarak kiraların yükselip yükselmediğini görebiliriz. Bu nedenle lagging faktör, gecikme faktörü ama yine de bu ay kiralara bir miktar olsun düşüş yansıyacağını tahmin ediyorum. Zaten asla bakarsanız kiraları işin içinden çıkarsanız Amerika'da enflasyon meselesi bitti gibi ama FED bu konuda ısrarcı ve hata yapıyor bence. Kalem kalem bakacağız biraz sonra. Bu kalemin ne geleceğini çok çok merak ediyoruz. Emtialar tarafına baktığımızda emtialar son 3 aydır düşüşteler. Bu da Haziran ayında biraz yükseliş yaşanmış durumda belli kalemlerde. Bu biraz daha edici olabilir ama ben kalem kalem baktığımda özellikle enerji tarafında hiçbir şey olmamış neredeyse. Haziran 27-28'e kadar orada Suudiler yine bir petrol kısıtlamasına gittiler. Çok büyük bir şey beklemiyorum ama bizim için emtiyalar bu ay pek yardımcı olmayacaklar. Geçen ay hatırlayın enflasyon düşmesinde enerji fiyatlarındaki düşüşün büyük etkisi vardı. Bu ay öyle bir etki beklemiyoruz. Enflasyonu artırabilecek veya düşebilecek faktörleri gördük. İş gücü piyasası sevimsiz. Emtiyalarda biraz tatsızlık var. Çin'den çok olumlu veriler geliyor. Enflasyon düşmesine yardımcı olacak. Araç fiyatlarında bir düzeltme bekliyoruz. Çok çok olumlu bizim adımıza. Konut kiralarında da sanki aşağıya doğru hareket azıcık hızlanabilir gibi gözüküyor. Genel özet böyle. Öte yandan hizmetler sektöründe istihdam çok arttığı için orada enflasyon düş durabilir. Hatta belli kalemlerde biraz yükselişler gelebilir gibi gözüküyor. Bu çerçevede temel kalemler bazında ne bekliyoruz bakalım. Evde yemek yeme Mayıs ayında enflasyon %0.1'de Haziran'da aynı kalacağını düşünüyorum. Dışarıda yemek yeme Mayıs ayında %0.2 idi. Haziran'da 0.3'e çıkacağını düşünüyorum. Yaz geldi insanlar daha fazla dışarıdalar fiyatlar bir miktar yükseliyordur. Bir de unutmayın hizmet sektöründe çok fazla istihdam var. Bu da maliyetlere olumsuz yansıyabilir. Enerji emtiaları geçen ay müthiş enflasyon düşürmüştü. %5.6 eksi gelmişti burası. Bu ay bunun hafif bir yükseliş göstereceğini düşünüyorum. Yine enerji hizmetlerinde de eksi 1.4'ten artı 0.1'e doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Yani buralarda o olumlu rüzgarın biraz sonuna gelmiş olabiliriz. Ürün fiyatlarına baktığımızda Mayıs'ta eksi 0.4 enflasyon vardı. Yani fiyatlar düşüyordu. Bunun hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü ev eşyanın ciddi bir bölümü Çin'den ithal ediliyor. Giyimde 0.3'lük artı enflasyon vardı. Bunun bu ay 0.2'ye inebileceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika giyim ürünlerini de ciddi bir bölümü Çin'den ithal ediyor. Yeni araçlar işte burası kritik. Geçen ay sadece eksi 0.1'lik bir fiyat düşüşü vardı. Bu ay bunun %1'e gideceğini düşünüyorum. Bu önemli bir kalem ve enflasyon üzerindeki etkisi de oldukça yüksek. %4.27'lik çarpan etkisi var. Burada ciddi bir düşüş bekliyorum. İkinci el araçlarda çok inatçı bir enflasyon vardı. %4.4, %4.4. Çünkü Amerika'da araç kıtlığı vardı. Bunun bu ay sert ve ciddi bir darbe yiyeceğini düşünüyorum. Bu konuda çok veri okudum, çok rapor okudum. Elde epey ikinci el araçla birikmiş durumda. Bundan dolayı burada aylık enflasyon %3'e ineceğine inanıyorum. Yerek parçalarda enflasyon geçen ay sıfırda herhalde aynı gider. Sağlık ürünlerinde bir miktar enflasyon düşeceğini inanıyorum. Çünkü ürün ithalatında Çin'den fiyatlar düşüyor. Eğlence ürünlerinde biraz olsun enflasyonun eksiğe doğru dönebileceğini düşünüyorum. Eğitim ve iletişim ürünlerine yine biraz eksiğe doğru gidebiliriz. Alkol içeceklerde %0.5 hep gitti. Ya değerli Amerikalılar şu alkolü azıcık azaltın bu nedir arkadaş? Burada bir küçük iyileşme olabilir ama yani faktörü çok az bunun. Diğer ürünlerde de enflasyonun %0.6'dan %0.5'e doğru geleceğini düşünüyorum. Yani burada ürün tarafında enflasyonda ciddi bir düşüş bekliyorum. Özellikle araç satışlarından geliyor bu. Bir de Çin'deki fiyatların ucuzlamasının Amerika'daki fiyatlara da olumlu yansıyacağını düşündüğümden. Gelelim çekirdek hizmetlere. Çekirdek hizmetler tarafında barınma kirada %0.5'den %0.45'e bir düşüş öngörüyorum. Bu tabii çok etkiliyor bütün enflasyon hesaplamasını. Biraz sonra geleceğiz. Çünkü ağırlığı çok fazla %7.5 ağırlığı var. Dışarıda konaklama tarafında bir miktar yükselme bekliyorum enflasyonda. Geçen ay %1.8'li bu ay %2'ye çıkacağını düşünüyorum. Neden? Turizm sezonu başladı, fiyatlar bir miktar arttı diye tahmin ediyorum. Bu tabi biraz daha bile fazla olabilir. Beni en gıcık eden faktör ev sahiplerine soruyorlar. Evini bugün kiralasan kaçak kiralardın diye. Ve ağırlığı da çok fazla. Toplam enflasyonun %25'i neredeyse buradan geliyor. Neden böyle bir hesap var anlamakta biraz zorlanıyorum. Ama Mayıs ayında bu 0.5'ti. Ev sahipleri yine biraz uyuzluk yapacaktır. Kimse evini ucuza kiraya vereceğini söylemez. %0.48'e bir düşüş bekliyorum burada. Dikkat ederseniz kiranın daha altında bir düşüş. Orada 0.5'den 0.45'eydi. Burada 0.5'ten 0.48'e. Sigortalarda ufak bir düşüş bekliyorum çünkü evlerin hem satış fiyatlarında hem kiralarda düşüş var. Bu sigorta yolunu yansıyacaktır. Su ve çöp hizmetlerinde ufacık bir düşüş koydum ama önemi az. Ev işletme giderlerinde geçen ay düşüş vardı. Bu ay düşüş olmayacağını varsayıyorum. Çünkü hatırlayın hizmetler sektörüne istihdam canlanmış durumda. Tıbbi bakımda geçen ay düşüş vardı. Bu ay olmayacağını düşünüyorum. Ulaşım hizmetlerinde yine geçen ay 0.8'de aynı şekilde koruyorum. Çünkü turizm canlandı. Yani bir düş yaşamayacağız burada. Enerji fiyatları aslında nispeten düşmüş olsa bile. Eğlence hizmetlerinde geçen ay düşüş vardı. Bu ay o düşüşün sona ereceğini varsayıyorum. Eğitim ve iletişimde düşüş vardı Mayıs'ta. Bu ay sıfırlanacağını düşünüyorum. Düşüş olmayacağına inanıyorum. Diğer kişisel hizmetlerde de enflasyon aynen korunacağını hesaplıyorum. Yani hizmetler tarafına baktığımızda kiralarda ciddiyce diyelim %0.5'ten %4.5'a iniş yaptım. Dışarıda konaklamayı artırdım. Ev sahipleri oturdukları evi kiraya verseler de, ne olur da hafif bir düşüş yaptım. Diğer bütün hizmet kalemlerinde enflasyonu ya biraz yükselttim ya da sabit tuttum. Bütün bunların sonunda Amerika'da manşet enflasyon %0.29 çıkıyor. Bunu 0.3'e yuvarlamamız gerekir. Bir önceki ay bu 0.36 idi. Onu %4'e yuvarlamışlardı. Yani %4'ten %3'e doğru düşüş var gibi. Ama bu en çok neye bağlı olarak değişebilir? Otomobil fiyatlarında ne olacak? Orada çünkü biraz düşük gösterdik. Bir de kiralarda ne olacak? Bunlarda beklediğim düzeltmeler olmazsa enflasyon biraz daha yukarıya doğru gidebilir ve bir önceki aya yakın rakamlar yakalayabiliriz. Öyle olmayacağını umuyorum, istiyorum, arzu ediyorum. Ama tabii sonuç her zaman bizi şaşırtabilir. Pekala aylık olarak Haziran'da %0.29 manşet bekliyoruz. 2.8'e bunu eklediğimizde 3.09 yıllık manşet yuvarladığımızda da %3'lük yıllık manşet enflasyona geliyoruz. Benim en üst tahminim bu bunun biraz daha altına 2.9'a da sarkabileceğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum %3 enflasyon ya da %2.9 enflasyon temel beklentim. Peki enflasyon beklediğim gibi gelirse neler olur? Biliyorsunuz her ay Amerika Birleşik Devletleri'nde bankalar enflasyon tahminlerini yayınlıyorlar. Ben de kendimi onlarla karşılaştırıyorum ve olası S&P 500 nazak etkilerini konuşuyoruz. Bu ayda JP Morgan yayınlamış. JP Morgan %45 ihtimalle enflasyonun %3 ile 3.2 arasında geleceğini öngörüyor. Bu durumda Temmuz'da FED faizi 25 bas puan artırır ama daha fazla artırmayacaktır. Bu da S&P 500'ün yukarıya doğru %05 ile %0.75 arası yükselmesine neden olur diyor. Benim bas senaryom bununla şu bir alttaki arasında ona %25 ihtimal vermiş. 2.8 ile 2.9 arasına ben 2.9 ile 3 arası bekliyorum ama öyle bir tahmin yok. Buraya diyor ki S&P 500 bu durumda %1.5 ile %1.75 arasında yükselir. Çünkü çok büyük ihtimalle bundan sonra Fed artık faiz falan artıramaz. Bu iş bitmiş olur. Çünkü bu çok düşük bir enflasyon. Ben bununla bir üst arasında bir yerdeyim. Yani bu durumda herhalde %2.9 ile %3 arasında geleceğimiz, öngördüğümüzde S&P'de %1.5'luk bir yükseliş. Nasdaq'ta da işte %2.5-3'lük bir yükseliş beklemek normal gibi gözüküyor. %3.3 ile %3.6 arasında gelmesi %15 ihtimal vermiş. Ben buna hiç ihtimal vermiyorum. Ancak sürpriz bir kalemde çok kötü bir rakam gerekir. %2.7'nin altına inmesi %10 ihtimal vermiş. Aa keşke ama hakikaten çok zor bir şey bu. Burada aylıkta eksi enflasyon basmamız gerekir ki kiralar bu kadar yüksekken bu biraz zor. 3.7 üzerine gelmesine ise Allah korusun %5 ihtimal vermiş. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Öyle bir ihtimal hiç görmüyorum. Tahminler böyle. Bu durumda FED ne yapacak? FED'in ne yapacağını öngörmek biraz zor. Bazen delilikler yapıyorlar. Biraz da taş kafalı davranıyorlar. Ama %3'ün altında kalan bir enflasyonda FED'in faizi zaten beş yirmi 25 civarında şu anda. Tekrar artış getireceğiz demek çok da her baba yiğidin değil. Gelse bile Temmuz'a belki hani çok söyledikleri için bir 25 bas puan getirirler. Sonra dururlar diye düşünüyorum. Ağustos'ta Fed toplantısı yok. Eylül'e kadar Enflasyon biraz daha geri çekilmeye devam edebilir. Yeter ki kötü bir sürpriz olmasın. Bu çerçevede ben yarına long giriyorum hisse senetlerinde. Tabii ki önlemlerimi alacağım. Şu anda artık hisse senetlerinde önlemlerimi almam daha kolay işlemler yapmam için kaldıraçlı işlemler de yapabildiğim ve bunları sıfır maliyetle yaptığım yeni bir platformu da kullanıyorum. Quantfury'i. Size şu linke tıklayın. Quantfury'e gidin. Bir abone olun. Bir öğrenin nasıl işliyor. Hakikaten 20 kata kadar kaldıraç var. Giderler de sıfır. Çok avantajlı çok faktörü var Quantfury'nin. Hem işbirliğimiz var hem benim bu videomda sponsorluğunu yapıyorlar. Yarın onlarla ilgili daha detaylı video hazırlayacağım. Bakalım enflasyonda gelecek. Onu göreceğiz. Yarın canlı yayın yapma ihtimalim de var. Eğer enflasyon verisinde bir sürpriz gelirse en azından ona ama sadece katıl üyelerim davetli olacak. Henüz YouTube'a katılmamışsanız lütfen gelin katılın çok değer kattığımızı düşünüyorum orada. Sorularınızı ve yorumlarınızı her zamanki gibi büyük bir heyecanla bekliyorum. Hayırlı olsun enflasyon günü. İnşallah iyi şeyler çıkar, mutlu oluruz. Bunları tabii Türkiye üzerindeki etkileri de olumlu olur bu arada. Amerika'nın rahatlaması iyi olur. Türkiye'nin çok paraya ihtiyacı var. Amerika bir rahatlasa, biraz daha para bollaşsa herkese yarar. O yönden de inşallah düşük bir enflasyona karşılaşırız.